Yeni bilgiler var. Konuğumuz da Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek. Stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Halk'tan. Ee, dün olayın hemen ardından yaşanan gelişmeleri sıcağı sıcağına hem ekranlara getirdik hem de yorumladık. Küçük ayrıntılar vardı. O ayrıntılarda saldırının nedeniyle ilgili e, soru işaretlerini yanıtlamamıza sebep olmuştu. E, yeni bilgiler de var. Bunları da konuşacağız. Hemen başlayalım dilersen. E, önce saldırı saldırganlar... Amaç ve sonrasındaki yaşananları da e, operasyonlar sürüyor. Bunları da değerlendirelim. Sözü hemen sana bırakayım. Şöyle dün yayında zaten haber müdürümüz Nazif Karaman bütün detayı, olayın Doğru. sıcak anı ile ilgili bütün gelişmeleri burada canlı yayında beraber açıkladınız. An ve an. Çünkü Doğru. bizim bütün istihbarat e, muhabirlerimizden gelen bilgileri yayınınızı size de tebrik ediyorum. En çok izlenenler arasında oldu. Doğru ilk sırada. Ş e, şu an, e, Şimdi şöyle. Bu DHKPC'nin yaklaşık 4 ayda ikinci en büyük saldırılarından birisi haktan. Yurt dışından talimatla özellikle Türkiye'nin bu son dönemde çıkışını engelleyebilmek. Bakın daha önce PKK'nın saldırısı meclisin açıldığı gündü. Doğru. Dün 6 Şubat depreminin yıl dönümüydü. 50 bin insanımızı öldürdü vefat ettiğimiz bir depremin yıl dönümünde gündemi değiştirmeye yönelik eylemler, sansasyonel eylemler planlanıyordu. Şimdi bu eylemi düşündüğümüzde basit bir eylemdir. Bir kere bu ekip... Şöyle bir görüntü var. Ee, Adliyenin girişinde bir çatışma yaşanıyor ve güvenlik güçlerimizde iki teröristi etkisiz hale getiriyor. Ama sadece onunla sınırlı. Dün bahsetmiştik. Bir amaçları vardı. Üzerlerinden çıkanlar, yapılan soruşturmada o amaç da deşifre oldu. Eğer güvenlik güçlerimiz zamanında müdahale etmemiş ve canlarını içe sayarak o şu, çatışmayı yaşamamış olsa ne olacaktı? Buyurun görüntüleri Şu, şu görüntü buyurun. şurası var ya bakın buradaki burada kimse buradaki polis memuru bir özel harekatçı iki teröristi de orada avlayan kendisi kendisini tebrik ediyoruz. Eski özel harekat polisi. Orada gerçekten eğer orada etkisi hale getirmeseydi bu teröristler ne zaten bu gördüğünüz C kapısından içeri girmeye çalışıyorlar. Evet. Bur buradan içeri girme. Eğer buradan içeri girseydi üstlerinde basit bomba düzenekleri, silahlar ve içeriye doğru doğruca 13 ağır cezanın duruşması yürütülürken adliyeyi basarak oradaki hakim savcıları rehin olarak alacaktı ve o plastik kelepçelerle ...ilgili birazdan hiçbir yerde yayınlanmayan bir fotoğrafı... Doğru. ...Nazif Karaman biraz önce özel haber kaynağından elde etti. Dün yayında söylemişti. Evet, Abdülham Abdülham biraz önce. önce... Neden plastik kelepçe olduğuna dair de fikir yürütmüştük. Ha. Onlar gerçeğe dönüştü anladığım kadarıyla. Ne dersiniz? Evet, şimdi e, buraya gelen e, teröristler öncelikle metrobüsten geliyor. Hatta biz seninle burada... Doğru, e, yayın e, esnasında burada ...stüdyoda beklerken e, o sırada metrobüsten iki terörist geliyor... D kapısı dediğimiz yani E5 tarafındaki kapıdan iniyor tam adliye doğru yönelirken aslında D kapısından içeri girerek doğrudan 13 ağır cezanın duruşma salonuna gitmeye çalışıyor bu arada planları o şekilde ama kapının önünde polis GBT uygulaması yaparken bu Pınar Birçok tam orada polisin GBT yaptığını görünce bir kadını bana da yapabilir diye cebinden eee şey biber gazını çıkarıp polise e, yüzüne sıkıyor. Polise sıktıktan sonra polis o anda ilk e, yüzüne yediği biber gazından etkilenirken silahını çekiyor. Pınar bir silah tutukluk yapıyor. O sırada vurmaya çalışıyor. Eğer tutukluk yapmasa oradaki polis memurunuzu şehit edecek. Sonra tabii polis kendine geldikten sonra silahına davranınca bunlar kaçmaya çalışıyor. E, adliyenin e, bu tarafa doğru gördüğünüz şu tarafa doğru yani D kapısına doğru D yani. kapısından o öyle C... yine e, Google'dan aldığımız harita evet. içerisinde ah, bu evet. buradan daha net anlatabilirsiniz evet. Şimdi bakın şuradan Haktancı. Buradan metrobüs durağı burası. Çağlayan evet. Adliyesi'nin metrobüs durağı. Buradan iniyorlar. Buradan yürüyerek geliyorlar. Merdivenlerden iniyorlar. Şurada bir simitçi dükkanı var. Şu beyaz gördüğünüz bir dükkan. Tam buradan geçerken Polisin burada bir e, GBT sorgu yaptığını görünce bundan sonraki kişinin de kendisini sorgulayabileceğini düşününce aslında planları bu kapıdan D kapıdan girip doğrudan e, 13 ağır cezanın mahkeme heyetini e, derdes etmeye yönelik bir e, hedefleri olduğunu. Ama burada plan dışı bir şey olunca polisin yüzüne sıkıyor. Polis karşılık verince Allah'tan silahı tutukluk yapıyor Pınar bir Birçok'un. Sonra buradan kaçıyorlar. Şu çimlerin üzerinden buradan doğru bu şekilde geliyorlar. Tabii buraya geliyorlar. Buradan şuradan içeri girmeye çalışıyorlar. Bu C kapısından içeri girmeye çalışıyorlar. Ellerinde silahlarla. Buradaki polisle çatışıyorlar. Polisle çatışınca içeri giremiyorlar bu arada. Yani şu anda... E Tabii olayın ilk sıcaklığıyla biz... Girdiler e, ve o X-ray'in üzerinde bir çatışma olduğuna yönelik iddialar vardı bu, ama ha, düzeltelim. Şimdi biz onları düzeltelim. Bugün daha sakin kafayla kamera daha kayıtlarını arkadaşlarımız izledi. Onların geliş noktalarını. Buradan içeri girmeye çalışırken polisin dikkati sayesinde buradaki güvenlik kuvvetlerimizi tebrik ediyoruz. Hepsi birer kahraman. İçeri giremeden tekrar geri geliyor. Buraya o dünkü hani vurulma anlarında bir noktada görev yapan özel harekat eskiden özel harekatta çalışmış tecrübeli yaşını almış bir polis memuru tarafından tek atışla birer atışla etkisiz hale getiriyor başlarından vurarak. Eğer bu özel harekat polisi olmasaydı bunlar içeriye tekrar girip orada bir katliam yapabilirdi. O yüzden de burada etkisiz hale getiriliyor. Zaten Emrah ile ilk vuruluyor. Sonra Pınar birçok elinde çanta. Bunu atıp geliyor. Çantayı atıyor. Polise saldırmak istiyor ama polis memurun görüntülerde dikkat ederse Doğru. nişan alıyor. Hiç tek atışta Pınar birçoku da burada etkisiz hale getiriyor. Daha sonra da Pınar'ın Üzerinde çıkan düzeneklerle ilgili ilk, Şimdi, ke e, ilk kez geçelim. söyleyeceğiz. Evet, Burada ilk özel kez, haber. Bunu ilk kez e, Türkiye bizden duydu. Neler yaşandığına dair çeşitli iddialar vardı ama bir kez daha Abdurrahman Şimşek paylaştı. Ne yapmaya çalıştıklarını, o gün orada ne yaşandığını. Şimdi gelelim amaçlarından da bahsettiniz. Üzerlerinden neler çıktı e, ve bu ne anlama geliyor? İlk kez Türkiye duyacak bunları buyurun. Şu anda bu Pınar birçok buraya eyleme gelmeden önce yani bu metrobüse gelmeden önce şu an polis geriye doğru e, tersine Karayım. mühendislik yöntemiyle Zaten 40'a yakın aynı gün operasyon yapıldı. İstanbul'un birçok noktasında ve Türkiye'nin farklı illerinde de o eş zamanlı operasyonlar yaptı. Hem Milli İstihbarat Teşkilatı hem Emniyet İstihbaratı terörle mücadele ortaklaşa bütün güçlerini birleştirerek bu olayın geriye doğru 40'a yakın operasyon yaptı ve 40 40'ın üzerinde kişi gözaltına alındı. Gelmeden önce bir hazırlık yapmışlar haktan. Kendi üzerine bir telefonla canlı yayın düzeneği yerleşir. Biz biliyorsun gazeteciler, A Haber Doğru. çalışanları. acil bir durumda o fotoğraf geldi. Evet. Türkiye bu fotoğrafı ilk kez A Haber ekranlarında görüyor. Evet. E, Abdurrahman Şimşek de bunlar ne yorumluyor. İlk başlık telefonundaki canlı yayın yüklenen bir program. Evet, Pınar telefonuna e, bir canlı yayın düzeneği yüklemişler. Önceden, eyleme gelmeden önce e, araştırma yapmışlar bir program yüklemişler. O programda e, muhtemelen bu kelepçeler gördüğünüz bunlar o, plastik, kelepçe. plastik kelepçeler. Plastik ee, kelepçeler sayıda olduğunu görüyoruz. Evet çok sayı. Onun çok sayıda. üzerinde falçata bıçağını görüyorsunuz. Onlardan çıkan eee jargörleri ve full dolu bu arada görüyorsunuz. E, muhtemelen mahkeme heyeti e, bir başkan e, işte iki üye veya üç üye de olabilir bir e, Cumhuriyet Savcısı kürsüde yaklaşık beş kişiyi etkisiz hale getirip orada derdest ettikten sonra veya bir e, bir şekilde e, Mehmet Selim Kiraz rahmetli 2015'te yayın aldıktan e, sonra diyelim e, e, buraya etkisiz hale getirdikten sonra canlı yayını açacaklardı. Ve o canlı yayında dünyaya ve sosyal medyadan veya başka bir yerden yayın yapacaklardı. İşte bu e, daha, Üzerlerinde de sloganların yazılı olduğu yelekler olduğunu dün konuşmuştuk. Üzerinde de bu, bu arada Pınar'ın üzerinde de devrimci tutsaklar serbest bırakılsın diye de bir e, yelek giymiş. O yeleği de reklamını yapacaklar yine ikinci bir şey olaydan yaklaşık e, neredeyse 9 yıl sonra tekrar aynı adliyede e, bu Mehmet kez, Selim Kiraz olayı şehit edildiği savcımızın evet, şehit edildiği Mehmet Selim Kiraz bu arada 2015'te biliyorsunuz e, e, yine bir e, Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol adlı teröristler tarafından e, şehit, edilmiş. şehit edilmişti. Bu arada dünkü öldürülen bu şahıs da Biliyorsunuz Emrah Yayla. Evet o, bunu yayında da söylemiştik. Bir benzerlik mi yoksa bir akrabalık var mı diye. Var Şimdi, mı bununla ilgili bir sonuç ulaşıldı mı? Bir e, akrabalık, yakın akraba ilişkisi tespit edemedi. Bu arada 4 ay önce de e, bir e, terörist Edirne'den girerken etkisi hale getirilen terörist orada da soyadı Yayla olan başka bir DHKB teröristi de var. Yani peş peşe e, o haberi de bakın bu aslında bir timin ekibi. Dört ay önce Edirne'de dört tane terörist e, şeyden Meriç Nehri'nden geçerken e, JÖH dediğimiz Jandarma Özel, özel Harekat, harekat e, Timleri tarafından dur ihtarı çekiliyor. Durmayınca e, silahlı çatışmaya giriyor ve dört terörist etkisi hali. Teröristlerin üzerine yaklaşık 15-20 kiloya yakın TNT, C4 silahlar e, muhtemelen canlı yayı, e, canlı bomba yelekleri çıkıyor. Bu iki kişi de aynı ekiple berabermiş. Tam bu noktada bir de bomba düzeni. Dün yayında Nazif'le konuşurken üzerinde olabilir bir bombalı eylem ya da bir e, göstermelik düzenek de olabilir evet. ifadesini kullanmıştı. Abdurrahman ulaşıldı mı? Çünkü e, bu teröristin daha önce 15 yıl cezaevinde kaldığı ve bir bombalı eylem. 11 Bo bomba düzeni Düzeni e, çıkmış. Heh, onu bu arada sorayım. Pınar Birçok'un çorabından 48 tane mermi çıkmış. Bizim Atakan Irmak Özel haber muhabirimizin haberi yarın sabahta muhtemelen bu ilk kez buradan paylaşıyoruz. manşet olacak. En önemli şey bakın A Haber'de aslında sabah gazetesinin e, bir özel haberini gidiyoruz, e, teşekkür burada ederiz. veriyoruz. Burada Ama haber beklemez Doğru. mantığıyla çünkü izleyicilerimiz sıcak gelişmeleri an ve an A Haber'den takip etmesi açısından. Bunlar da son dakika gelişmeleri ve özel görüntüler. Evet plastik kelepçeler 10 tane yakın ayrı ayrı bantlanmış. Falçata e, şarjör, şarjör e, 48 tane mermi üzerinde e, o teröristin erkek teröristin üzerinde bomba düzeneği çantada e, basit bomba düzeneği çıkıyor bu arada orada bir e, hanımefendi vefat etti Doğru. onu da Allah rahmet eylesin tam oradan tesadüf eseri geçerken e, İGA'da temizlik e, İstanbul Havalimanı'nda İGA'da temizlik işçisiymiş bir mevlüt'e yemek yapmaya giderken ee, ...orada vefat ediyor. Bu teröristler tarafından öldürülüyor. Allah rahmet eylesin Gizli kendisine rahmet de değil. söylüyoruz. Ama burada... ...eylemin basit olmadığını... ...haktan bir canlı yayın... ...düzeneğiyle ve buradaki... E, ...plastik kelepçelerle... ...yapılan eylem aslında... ...yaklaşık bir Danıştay saldırısı gibi... ...biliyorsun Danıştay saldırısı... Koru. ...ona benzeri... ...mahkeme salonunu... ...duruşma salonunu basacaklardı orada bu hakim savcılara yönelik bir eylemde derdest edilecekti ve hepsi yere yatırıp muhtemelen arkadan kelepçelenip hepsini dünyaya yayın yapmaktı. Donetsk saldırısından bahsettin Arpas'tan Aslan. Evet. Sonrasında arkasındaki güçler deşifre edilmiş Türkiye'de nasıl biliyorsun. bir planlamanın içerisinde olduğu konuşulmuştu. Bu saldırının da bu hain saldırının da arkasında ne olabilir zamanlamasıyla ilgili hemen girişte Birkaç cümle sarf etmiştik ama detaylandıralım. Ama e, bu esnada bir yandan da siyasette gelişmeler yaşanıyor. Bir görüntüyü, bir sesi ekranlara getirelim. Hem bunu konuşalım, hem evet. ardındaki güçleri konuşalım. Başak Demirtaş, Dem Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmaktan vazgeçtiğini duyurdu sabah saatlerinde. Açıklamanın terörist başı Mustafa Karasu'nun ittifak çağrısı açıklamasından bir gün sonra gelmesi ise dikkat çekti. Ekranlara getirelim, sonrasında konuşalım. Yerel seçimler önemlidir. Şundan önemli. Aslında demokrasi yerelerden başlar. Yerel irade varsa demokrasi vardır. İşte yerellerde demokratik bir yönetim, demokratik davranış, demokratik kültür varsa demokrasiden söz edilebilir. Bu açıdan yerel seçimleri önemsemek lazım. E şimdi işte dinliyordum e, özgözeli Özeli bir süre önce diyordu işte İzmir'de şu kadar kadın belediye başkanı koyduk. Eskiden yoktu. Şu kadar işte gençliği yönetme yönetime alıyoruz. E, kadınlar yönetime alıyoruz. Bunlar hepsi bizim mücadelemizin yarattığı etkidir. İşte Kürt demokratik siyasetin yarattığı etkidir. E, bu seçimde demokrasi mücadelesinin bir parçası olacak demokratik siyasetin gelişi, demokratikleşmenin gelişi bir de böyle olacak. Demokratik güçlerle, sosyalistlerle ittifak yapılarak dikkat etmek gerekiyor. Çünkü yani ittifak konusunda, ortaklaşma konusunda herkes hassas olmalı. Hem Türkiye'deki demokrasi güçlerini, hem Kürdistan'daki demokratik güçlerini ortaklaştırarak, ittifaklarını güçlendirerek, var olan ittifaklara sahiplenerek... Var ona ittifaklara değer vererek bu mücadeleyi yürütmek gerekiyor. Bazı çevreler işte ittifakları tırtıklayabilir. ittifaklar şöyle böyle Kürt halkı bunlara kulak vermemeli. İttifakları tukak eden, ittifakları kötüleyen anlayışlar Kürt dostu değildir. Kürtlerin iyiliğini isteyenler değildir. Türkiye'nin demokratikleşmesini isteyenler değildir. Sıcak bir gelişmeye, bu gelişmeye dair notları da paylaştık. Hem e, terör örgütü de attığı o, o adım, arkasındaki güçler. E, hem de sözde terörist elebaşlarından Karasu'nun bu ifadesi. Yerel seçimler ve ittifak, Başak Demirtaş'ın adaylığının da bugün çekildiğini hesaba katarsak, e, sen de ifade ediyorsun, zamanlamasının çok da masum olmadığını <laughs> görüyoruz. Ama yorumlarını merak ediyorum. Kesinlikle Mustafa Karasu örgütün en önemli isimlerinden birisi. Önemli bir terörist. Oslo görüşmelerinin sürdürülürken Avrupa'da MIT ve PKK, de, MIT demeyeyim, Türkiye Devleti ile PKK, Amerikalıların eşliğinde Oslo görüşmelerini yürütürken ati o Oslo görüşmelerini PKK adına da yönetenlerden biri. sabrı yok kendisiyle beraber. Şimdi PKK, işte biz her zaman söylüyoruz. HDP, DEP, neyse DEM, bu parti PKK'nın güdümünden asla çıkamaz. O yüzden ben bir Diyarbakırlı olarak bir Kürt, men Kürt vatandaşı geçmişim, Kürt orijinli olarak PKK'nın Beni temsil etmediğini ben biliyorum. Benim gibi milyonlarca Kürt genci, Kürtler biliyor. Ama maalesef e, bu ülkede Türklerle Kürtlerin barışı Türkiye'yi de Kürtleri de çok iyi noktalara getireceğini bileceği için küresel güçler bu e, barışı istemiyor. Sen so bu açıklamayı nasıl yorumlarsın? Ben şöyle yorumluyorum. E, aday olmasın bir ittifak oluşsun. Yerel Seçim İttifakı. E, bu açıklamadan sonra Başak Demirtaş'ın da bir başvurusu ya da açıklaması vardı. Resmi başvuruya dönüşüp dönüşmediğiyle ilgili e, soru işaretleri de vardı. Bu sabah saatleri itibariyle de e, bir açıklama yaptı. Hem parti hem de Başak Demirtaş adaylıktan çekildi. Etkili olmuş mudur bu açıklama buna dair de Tabii olabilir. ki doğrudan. Çünkü Kandil'in e, onayı olmadan... Yani HDP'de, DEM Partisi'nde bir kişi milletvekili olamaz, eş başkan olamaz, gençlik kollarında yer alamaz. Partinin il başkanları, ilçe başkan yardımcıları, ilçe başkanı gibi hiçbir yerde görev alamaz. Biz bunu yayınlarda defaatle söyledik haktan. Dolayısıyla da Mustafa Karasu oradan yayın yapıyor, bu hanımefendi de oradan çıkıyor. Şimdi Selahattin Demirtaş da biliyorsunuz cezaevindeydi. Aslında tutukluydu. Milletvekili gösterilebilirdi. Doğru mu? Ee, Can Atalay da tutukluydu. Kendisinin buna e, bugün bir açıklaması var. Diyor ki ben e, aday olmak istedim Cumhurbaşkanlığı ile ilgili. Ama gerekçe sunulmadan reddedildi. Reddedilir. Geride bıraktığımız günde de şöyle bir açıklaması vardı yine. E, Dem Parti tüm unsurlarıyla güçlü bir şekilde kendi iradesiyle... ...yerel seçimde var olmalıdır diyordu. Ha. Ve bir anlamda eşinin de adaylığını destekliyordu ama... Tüm bunları dışarıda bırakan bir açıklama tamam. Karasu'nun açıklaması pe, ama onun açıklamasının hayata dönüştüğünü görüyoruz. Dem Parti ve Başak Demirtaş'ın sözlerinden ne dersin? Şimdi Başak Demirtaş kocası PKK kocasını milletvekili cumhurbaşkanı adayı olarak seçmedi. Adeta üstünü çizdi Selahattin Demirtaş. Şimdi Bu Karasın, kendi ifadesi Selahattin Tabii kendi siyaseti bıraktığını söyledi. Seçimle 28 Mayıs seçimlerine hemen sonra Twitter'dan ben siyaseti bıraktım. Büyük bir tepkiyle. PKK Selahattin Demirtaş'ı veya Başak Demirtaş'ı istemiyor. Çünkü Selahattin Demirtaş'ın fazla siyaseten e, kontrolü kaybederiz kaygısıyla bu kişiyi istemiyor. Açık bir söyleyeyim. figür olarak da çok öne çıktığı çok ile ilgili öne çıktığı için PKK her zaman kendi kontrol edebileceği çok da öne çıkmayan siyasetçileri. İşte e, HDP'nin bütün geçmiş eş başkanları, yüzlerce eş başkan geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Çünkü Kandil çok öne çıkmayı istemiyor. Başak Demirtaş eee olsaydı yine öne çıkacaktı. Dolayısıyla kocasıyla alakalı burada PKK'nın rahatsız olduğu, küresel güçlerin rahatsız olduğu bir nokta var. Dolayısıyla da bu ittifakı çünkü niye biliyor musun? Bu eğer aday olsaydı Ekrem İmamoğlu kaybedecekti. Ekrem İmamoğlu kaybedince CHP liderliğini de kaybedecekti. Küresel güçlerin buradaki bir hesaplaması var. Burada diyor ki işte Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin liderliğini yine kaybedecek. Söylüyorum bakın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yine kaybedecek. Ama kaybettiği anda gidecek süreci küresel güçler istemiyor. Dolayısıyla da Kandil'de küresel güçlerin bir tetikçisi olduğu için ya Türkiye Cumhuriyet tarihinde 2012 yılında Oslo görüşmelerinin devlet işte oturdu gelin silahı bırakalım yüzlerce, binlerce şehidimiz var. Sizden de öldü, buradan da öldü. Gelin barış hep beraber bir şey katma değer yaratalım ama PKK onu bozdu. Ne yaptı? Urfa'da, Ceylanpınar'da 20 yaşında iki polisimizi şehit etti kafalarından vurarak. Dolayısıyla bu PKK'nın etkisi Kürtler üzerinden kırılmadığı sürece Kürtler hiçbir yerde siyaset yapamaz. Bu gerçeği kabul etsin. Beni dinleyen Kürt kökenli vatandaşlarıma söylüyorum. Siz PKK'nın etkisinin dışında bir şeyler, argümanlar geliştiremezsiniz, izin vermezler. Gerçekten herkes bunu istemesi lazım. Sadece bakın Mustafa Karasu çıkıyor, istemiyorum. Cemil Bayık oradan bir şey söylüyor, Murat Karayılan. Şimdi bu kandilin, silahın gölgesiyle nasıl bir siyaset üretebilirsiniz? İşte selo diye Çıktılar 2015 seçimlerinde yüzde ona yakın oy aldılar. Ama ondan sonra bu PKK'yı da rahatsız ediyor. Çünkü Selahattin Demirtaş silah bırakalım derse ne olacak? Ve kontrol edemeyeceğimiz bir sürece Kandil kendi Peki. kontrolünün dışında sürecin ilerlemesini istemiyor. Peki. Ee, İmralı istese de Kandil istemiyor. Dolayısıyla İmralı'nın da arasında problem var Kandil'in arasında. Zaten Kandil'in açıklamaları Abdullah Öcalan bir şey derse avukatları diyor ki işte. E, Abdullah Öcalan'ın kafasında sorunları var. İşte uzun süre yattığından dolayı sağlık sorunları var. Peki. İki dakikada derdes etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla buradaki siyaseti PKK'nın dışında yürütmesi zor gibi gözüküyor. Peki.